Evet. evet tekrar birlikteyiz. Şimdi ben e, bir başka konuya geçmek istiyorum izin verirseniz eğer. E, yine bu o yeni uygulama nedeniyle pazartesi akşamı başlayacağız. Ya buna ne ad vereceğiz? Yani, Bas basit bir adı yok mu bunun ya? Aslında şöyle. Kur garantili. <gülüyor> 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 öyle, de, öyle demek Kur istedim. korumalı TL mevduat hesabı. E, be, gazeteci adı hiç böyle bir şey be. söyler <laughs> mi? Ben kur söyleyeyim ne hocam. Şöyle, kur korumalı TL mevduat hesabı. Ahmet Bey ben Asla öyle de Bunun ismini evet. söyleyeyim. Dövize çevrilebilir mevduat hesapları. Hayır, Aynı hayır. film 1975'te. Hayır sahip. hayır. hayır. Bakın, çok adı çok. bu. Kur Döviz korumalı TL, TL Zeki mevduat hesabı. Zeki, 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 e, e, şey, Zeki Bey çok çok bir yanlış, yanlış bir şey. Masum Bey. Zeki Bey çok yanlış bir şey. Böyle bir uygulama varmış. Bugün böyle hayır, bir şey Zeki Bey çok yanlış bir şey. Yanlış olduğunu yanlış olduğunu ya da doğru olduğunu konuşalım. Abdülkadir bir dakika izin ver. Şimdi, evet, sayın seyirciler şöyle bir şey söyleniyor diyor. Deniliyor ki bunu da aslında Turgut Özal'ın oğlu Ahmet Özal <laughs> e, biraz gündeme getirdi. Gündeme taşıdı. Oradan çıktı. Bana da göndermiş. E, şimdi 1970'li yıllarda Masum Bey bu işi çok iyi bilir. Sefer Hocam da bilir. Ona da soracağım. Abdülkadir de mutlaka bir şey söyleyecek sanıyorum. Konuşalım bunu. Şimdi 1970'lerde dövize neydi? Çevrilebilir mevduat. Dövize çevrilebilir mevduat varmış. Özal gelmiş bunu kaldırmış. Bu bizi diyor perişan eden bir uygulamaydı diyor. Geldim ve bunu kaldırdım diyor Turgut Özal. Ahmet Özal da Turgut Özal'ın bu beyanatını gazetede çıkan beyanatını sağa sola göndererek bu konuyla ilgili işte ya bunlar aslında 1970'li yıllarda yapılan bir uygulamayı Özal'ın tarihe karıştırdığı bir uygulamayı yeniden piyasaya getirdiler filan diye e, konuşuluyor bu konu. Bunun onunla bir alakası var mı? Şimdi bu tıpkı aynısı. Ama farklı şekilde uygulanıyor. Nasıl aynısı? Bu o zaman bu mevduat marklar için konmuştu. Yani Almanya'daki çalışan işçiler kazandıkları markı Türkiye'ye göndersinler, orada tutmasınlar ve bu gönderdikleri zaman da bu markları e, dövize çevrilebilir. Yani Türk lirası cinsinden yatırmak mecburiyeti vardı buraya gönderildiği zaman. Hemen bankalar dövize çevrilir mevduat şeklinde alıyorlardı bu iş o gün markın değeri neyse o kadardan ödeniyordu. Yani esası buydu. Bu tabi hangi dönemin şeyi uygulamasıdır? Sabit kur sisteminin hmm. uygulandığı dönem. E o zaman bambaşka bir sistem. Hayır, işte bambaşka bir sistem. Şu anda da aslında o sistemi uyguluyorlar ama diyemezler. Neden diyemezler? O zaman şey çıkar karşılarına. Hani siz serbest piyasa ekonomisinden ayrıldınız derler. Biz hala dikkat edin ısrarla ama ilgisi yok diyorlar. Hayır, aynı söz can. Yani Atatürk yani e, niye ilgisi yok diyorsunuz? Devizin aynı miktarını <laughs> ödüyorsun. Ne Ay, var? Şöyle, şöyle hayır. Şöyle hayır. Şöyle ilgisi yoktur. Şöyle ilgisi yoktur. Sayın Bakan gayet iyi bunu anlayacaktır. O zaman Türk parası bir defa konvertibil değildi. İkincisi mark o zaman mark ve doları devlet belirliyordu ve devletin belirlediği rakamdan işlem görüyordu. Şimdi Türk parası zaten konvertibil, devlet belirlemiyor, piyasa belirliyor. Ee, ayrıca devlet bir ya. rakam ifade etmiyor. Yani bununla onun arasında e, bir çarpıtmadan öte bir benzerlik yok. Anladığım kadarıyla Turgut Özal'ın serbest piyasa ekonomisini Türkiye Anladı, benimsedi ama bir tek Ahmet Özal anlamamış. Çünkü bu olayın onunla hiç ilgisi yoktur Ahmet Bey. Ben, ben, bir kere bu aynıdır. Şu andaki yeni sistemle artık devlet... Hayır Sayın Bakanım o zaman... Hayır ama para, bakın okuyun. Yani konvertibil miydi? Yani, benim konvertibil... 1989 yılında şu anda, yılında, şu anda benim, yanımda, benim yanımda... ...benim yanımda 1989 yılında. yılında Turgut Özal... Kaldırdı bunu altında da Turgut Özal başbakan Kenan Evren Bey, Cumhurbaşkanı olarak öyledir, imzası bu, var. Hayır bu sistemi madem ki öyledir neden diyor ki uygulanacak döviz miktarı her gün saat 11'de merkez Bankası sefer tarafından hocam cevap açıklanan evet, evet. döviz o sadece o sadece o sadece ihracatçıya ihracatçıya ileride ileride bir belirsizlik olmasın bir riske girmesin diye orada yani bir kolaylık Sefer hocam olarak nedir bu işin aslında? sağlanmış bir uygulamadır. Şimdi bir defa şunu söyleyelim. O dönem yani 70'li yıllar sabit kur. Sabit kur ne demek? Merkez Bankası bir kur belirliyor 1 Ocak'ta. Diyor ki dolar 2 lira. Merkez Bankası yani devlet bunu değiştirene kadar dolar 2 lira olarak kalıyor. İster 6 ay, ister 8 <laughs> ay, ister 10 ay ve sonra değiştirdiğinde e, yukarı yönünü değiştirirse bunun adı devalüasyon oluyor. Şimdi bir defa o dönemki uygulanan yani bu sabit kura göre işte masum Bey'in Bey dediği e, sabit kura göre uygulanan sistemin bununla bir alakası yakından uzaktan yok bir defa çünkü orada sabit Sefe, kur sefer var. Sefer hocam bir de Sefer hocam Aa, var, aynıdır. Da, e, evet, hocam, sefer hocam siz çok iyi bilirsiniz. Bir de o zaman markı ya da doları şahıs getiriyor bankaya veriyordu ona göre işlem yapılıyordu. Tabii tabii, tabii, tabii kesinlikle, kesinlikle, kesinlikle zaman, uygulanan yöntem zaten veriyordu uygulanan ya da şadan doları Türkiye'yi 2001, bankaya bankaya 2001 krizine götüren yöntemdir. 2001 krizine götüren yöntem. Bunun onunla bir alakası Şu, var mı? Tabii. Şunu anlatalım ya. mı? Yani bunun <laughs> da Hayır, onunla ne bir alakası. Var, sayın Bakan 89'da o kaldırıldı bir defa. Neyi kaldırdı? Tabliye yöntemi kondu. Bakın ben anlatıyorum. Yani illa iş, muhalefet etmek açısından değil. Bir kere bu para kura karşı koruyor mu aidatı? Eskiden ne dedim? Sabit kur varken sabit kura göre kuruyordu. Şimdi ise değişken kura göre Zaten, koruyordu. zaten şu andaki sistemde vadeli işlemlerde zaten bu tür oynamaları yapabiliyorsunuz. Yani o günle bugünü kıyaslamak. Zaten yapıyorsun O hemen günle hemen. bugünü evet, evet. kıyaslamak. Yani bir defa baştan söylüyorum bakın sabit kur tamamiyle yani orada garanti getirebilirsiniz. O ayrı bir olay. Diyorsunuz ki ben kuru 2 lirada tutuyorum sene sonuna kadar. Hiç değiştirmiyorum. Onun bununla bir alakası var mı? Burada aşağı inme İstimali olayı var, var, yukarı çıkma efendim, olayı var. Efendim şimdi, uygulanma şimdi, bakın, hayır, hocam şöyle, şöyle, sayın karıştırmayalım. Bu tamamıyla şu farklı bir defa bakın. O günkü uygulanan metotla artı o günkü Türkiye'deki enstrümanlarla şu andakiler bir değil. Yani şu an convertible bir Türk parası var yani dövize çevrilebilir efendim, olması bir anlam ifade etmiyor. Efendim, Çünkü siz dünyanın neresinde olursanız olun TL'yi götürdüğünüzde zaten çeviriyorsunuz. O dönemde öyle Sefer bir şey hocam, yok ki. hocam şimdi döviz bürosundan istediğin kadar para alıp götürebilirsin o kesinlikle, zaman kesinlikle döviz üzerinde bulundurmak yok, yok. yok. yani, yani şunu tartışmak evet, ben bence abi. yersiz. Bakın şu anda güzel bir model uygulanıyor. Bunun o dönemlerde uygulananlara yakından uzaktan bir alakası yok. Ama şunu söylüyoruz diyoruz ki Buradaki bir amaç var. Bakın amacı göz ardı ediyorsunuz. Amaç nedir? Amaç şu anda milletin dövize yönlenip, yani dolara ya da euroya yönlenip daha fazla dövizi yukarıya taşımamasını sağlamak. E burada sistemin ne kötülüğü var? Yani varsayalım geçmişte uygulanmış başarılı olmamış. O dönemki kur politikasıyla, sabit kurla, uygulanan politikalarla, Türkiye'nin yani convertible olup olmamasıyla, döviz rezervleriyle, yani o dönemiyle kıyaslamak Kıyas mümkün edilesin. değil. Yani Peki. Hani elma ile armutu kıyaslıyor bunun bir alakası Sefer yok. Sefer Hocam şöyle bir konu var bir de onu tartışalım biraz da. E, muhalefet ilk etapta buna sadece muhalefet de değil bazı e, ekonomistler de katıldılar. Bu olayı bir örtük faiz uygulaması olarak gördüler. Yani hükümet ben işte faizi e, yükseltmeyeceğim dedi indirdi ama baktı ki dövizi durduramıyor. Ee, böyle bir e, alengirli bir metotla e, bir faiz arttırımı yaptı şeklinde bir yaklaşım var. Bu öyle bir şey mi? Hiçbir şekilde örtük bir faizle alakası yok. Çünkü siz Merkez Bankası olarak bir haftalık repo faizi dediğimiz politika faizini belirliyorsunuz. Öbüründe şeyiniz yok ki mesela bankalarda mevduat kaçla topluyor şu anda? 16 ile 17 ile. Ama politika faizi onu yani onun faizi indirmekle hani şöyle söyleyelim. Orada zaten yukarı yönlü aşağı yönlü açık sistem. O yüzden bu bir şey artışı değil faiz artışı olarak adlandırılamaz. Anlamadım hocam ne demek yani? Yani siz şimdi diyorsunuz ki bu örtülü bir faiz artışı diyorsunuz. Evet. ben de diyorum ki bunun faiz artışıyla alakası yok. Faizi artırdığınızda yani politika faizini vesaire artırdığınızda kredi faizlerini artırıyorsunuz. Yani taşıt alacaksınız o artıyor. Konut faizini artırıyorsunuz. Ticarileri artırıyorsunuz. E burada şimdi yaptığınızın ticari kredileri artırmakla bir alakası yok. Konut kredilerini art yani faiz artışıyla bir alakası yok bu işin. Ancak şunu yapıyorsunuz siz zaten o faizi mevcut piyasa fonluyor. Bunu veriyorsunuz diyorsunuz ki bu yetmiyorsa sen dolara gidiyorsan hala ben de diyorum ki sana e, dolara yatırma getir TL'de değerlendir aradaki farkı ben vereceğim diyorsun. İşte o aradaki farka faiz diyorlar. Ama şöyle söyleyelim bakın. Bir tür. Bir faiz. Tür. A kind of faiz. Sizin ilan ettiğiniz artırdığını ama bu artması garanti değil ki. Yani mesela diyelim şu anda bu sisteme göre zaten artmayacak. Millet teveccüh ederse siz normal faizi vereceksiniz zaten. E ne artmış olacak? Mesela diyelim ki döviz artışı normal faiz artışının üzerine çıkmadı. Mesela faiz şu anda %16 ile topluyor bankalar ama dövizdeki 3 ay sonraki artış %10'da kaldı. E nerede örtük faiz? Doğru. Ama düşmeyecek. Ödemediniz zaten. Hayır, ama düşmeyecek. Açıldığı faizden kalacak. Hayır şimdi bakın. bakın, olumsuz bakın. beklenti içerisine ee, şimdi, girersek. Aslında kredi çekmek isteyen bir insan açısından dün neyse bugün de aynı. Aynı. Şimdi fark yani yok. Fark Doğru. var mı sizce? Doğru, faiz şimdi aynı. E, o zaman burada, nasıl bir faiz artış olmuş oluyor? Yani zaten burada, faiz bakın. kredi için geçerli bir şey. It, Hayır daha diğerleri çok. Diğerleri mevduat için de geçerli daha ama mesela çok. kredi için daha çok geçerli. Ama düzelt, yani siz, düzeltme yapılmazsa şimdi bakın Hayır, amacın hayır, olarak, olarak, Hocam şöyle teknik olarak. Teknik ne olarak diyor? 3 ay. 3 ay. 6 ay 9 aylık vadeyle açacaksın diyor. Bakın önce bir şeye bak mutabık kalalım. Ya mevduata verdiğiniz faizle. Hocam, kredi de kullandığınız faizi karıştırmayın. Yani siz mevduatı teşvik ediyorsunuz. bu mevduat kadar ne? mevduat ne? için faizi artırmıyorsunuz. Mevduat için ne diyor? Ben neye vereceğim bu işi? kur garantisi kontrolü 3 aylık, 6 aylık, 9 aylık kaçtan hesaplarda diyor. E tamam da kur artmayacak diyoruz. Bir, ama bir dakika hocam. Artmayınca neyin faiz artışını ben sağlayacaksınız? Bilmiyorum. Bakın bu sistemi şu anda biz tartışırken getirenlerin domatik koydukları şeylerin hani varsayımların da farklı düşünülmesini ortaya koymak durumundayız. Yani diyorsunuz ki mesela onlar da diyebilirler. Efendim zaten biz bu sistemi yaparsak millet ayrılınca döviz zaten artmayacak. Öyle diyor zaten. Hayır, tamam. Hayır onlar da öyle diyorlar. Biz de diyoruz ki hayır öyle düşünmeyin. Bakın başka bir şey var. Diyor ki sen vadeyi bozduğun takdirde hakkını kaybediyorsun. Şu anda vadeli açarsanız siz şu anda Türk Lirası Türk Lirasında vadeyi bozmak istediğiniz zaman paraya ihtiyacınız <laughs> oldu. Geri kalan para açıldığı günden devam eder. Mesela bu yeni sistemde bu yoksa koymaları için konuşmak zorundayız. Hayır ama Çünkü siz bu 30 gün vadeliyseniz, 30 gün sonunda o vadeyi bozarsanız ya da bozmazsanız alıyorsunuz. 30 gün vadeli şu andaki bir mevduatta 25. günü bozduğunuzda günlük yaptıysanız ayrı bakın günlükle karıştırmayın. Hayır, hayır, 30, günlük 30 günlük gün vadeli alıyorsun. koydunuz, 20. gün bozdunuz. E, al, al, ne, ne faiz alacaksınız? Alıyorsunuz. Biz de konuşalım bunu, hı hı. halk da bilinçlensin bankalara karşı. Şimdiki sistemde Türk lirası yatırın vadesi gelmeden bir kısım paraya ihtiyacınız oldu, çekin hemen size banka hepsini bozdum diyor faizden kurtul. Hayır. Geri kalan devam ediyor ya yarısını çektiniz yarısı kaldı. Yarısının faizini ödemeye devam eder. Yeni sistemde bu yok açıklananda. Neden bunları tartışmak zorundayız? Eğer biz e, küçük mevduatı olan halkı korumak istiyorsak bu sisteme geldiği zaman millete de bunu hatırlatmak zorundayız. Ama öyle ne, ne diyorsunuz sefer bey? Hayır böyle bir metot yok yani siz zaten faiz e alırken örneğin bankayla anlaşıyorsunuz. Diyorsunuz ki ben 1 milyon lira vereceğim sana. Ne kadar faiz verirsin? O da diyor ki 1 milyonun üzerinde varsa paran tamam kardeşim. Sana 19'dan verdim diyor. Tamam. E siz diyorsunuz ki şimdi yarıdayken ben ya 500'ünü çektim. Tamam. E kalan 500 devam. Öyle bir şey yok e var. zaten. Ama günlük yatırırsanız bunu. Ama var hocam. Günlük faize günlük yatırırsanız değil ben, o zaman yedinci günde bozduysanız ben yaşadım yedinci ben. gün. Ben yaşadım. Banka önce dedi ki yok olur mu öyle şey. Bir bakın sordular yukarıya tamam haklısın dediler. Yapmayın hocam. Bunu halka aydınlatmak zorundayız. Ya yani bu konuyla ne ben de anlamadım. Hocam Konumuz şöyle şu an, bakın. Bu faiz mi değil mi onu anlamaya çalış. Şimdi bakın. Normal sistemin neden tam faiz olmadığını söylemek için. Ha, önce sizin görüşünüzü öğrenmek ben istiyorum. görüşüm. Örtülü faiz, gizli faiz artışı mı? Hayır, ben ben bu örtülü faiz kavramını işin hafifletilmiş hali görüyorum. Paranın değeri döviz endeksi hale getirildi. O kadar. Yani değerini aldığı faizlerle başka adalto eskiden hediyeydi. Ee, geçmişte bu katının bankacılığı olmadan evvel. Bu ne ad altında olursa olsun. Şu anda Türk lirası dövize endeksi hale getirilmiş oluyor. İster düşsün ister yükselsin önemli değil. Bu ne için bu, bu tartışma kısmı halk için değil. Endeksli olması ee, için. Halk için değilse bak, hayır, konuşmuyor. Hayır, Bakın, bu bak, kısım halk için değil. Endekste bu işi olması organize için, edenler için. Yukarı gittiğinde de muhalefet... o fiyattan bozmanız lazım. Aşağı gittiğinde de bozmanız lazım. Aşağı giderse böyle bir şey yok ki. Siz faiz gelinini alıyorsunuz. Yukarı giderse. Faizin üstüne çıkarsa ki kısmı ödeyim diyor. Orayı anlattılar. Bu endeks zaten. değil zaten. Ha, o hani endeks olması için mesela diyelim aşağı düştüğünde de sizin aşağı düştüğü kadar gelir almanız lazım. Evet paranız. Öyle almıyorsunuz, öyle ki. Almıyor. siz alıyorsunuz burada, zaten. Burada aslında şöyle bir durum var. Ben hem Masum Bey'den hem Zeki Bey'den şunun cevabını almak isterim. Şimdi bir Zeki Bey dedi ya biz bu duruma niye geldik? Faizleri düşürdüğümüz için dedi, değil mi? Faizlerin düşürülmesi kötü bir şey midir? Soyum Bakan. Değil, İkincisi, değil. bir dakika bir bitireyim, bir bitireyim. İkincisi, ya biz faizleri düşürmesek yüksek faiz vermeye devam etseydik o zaman da bizim paramız para baronlarına gitmeyecek miydi? Yani bu ülke faizleri düşürüp üretim ekonomisine geçme iradesini ortaya koyarak hata mı etti? Bu bir. İkincisi, doların düşmesi. Ya işte sabahtan beri mesajları okuyoruz. Piyasayı rahatlatıyor. İki gündür bunu görüyoruz. Birçok sektörde bir fiyatlarda indirim başlamış ve bu devam edecek. Ya bu da psikolojik olarak, ya, psikolojik olarak bakın ki. ortaya çıkan bu olumlu havayı biz niye ta Ahmet Özal'dan örnekler vererek e, Özal değil bozmaya bak. çalışıyoruz? Ahmet Özal Yani bir hakikaten şey göndermiş. Abdülkadir Selvi açıkladı yani Turgut Özal'ın e, ortaya koyduğu sistemi Hayır, herkes ben. anlamış. Ama bakın niye millet... Hayır ya şurada şunu söylemeye çalışıyorum Sayın Bakanım. Ya bir olumlu hava var. Bir pozitif hava var. Hakikaten millet olarak çok sıkıntılı bir hikaye geçirdik. Yani burada olumlu bir şey var. Yüzde kırk geri gitmiş. Biz hala buna kara çalmaya çalışıyoruz ya. Ben bunu gerçekten anlamıyorum. Ya bir faydası varsa hep beraber yerin dibine sokalım. Afer kardeşim. Ya Ocak ayı, Şubat ayı gelsin. Bizi dinleyenler... Kime hak vereceğini bilirler. Ya Ocak ayı tamam, Şubat ayı gelsin sizin dediğiniz doğru hayır, çıkarsa hayır, hep gelmez, beraber eleştirelim. Gelmez. Ama yani bugün yüzde ilmişken... kırk bir bankalar birliği başkanı böyle konuşur. Neden konuşur? Çünkü eğer fa bu e, kur düşmese bütün bankalar bilançolarını düzeltemeyecekler. Bazı bankalar el konulma durumuna gelir. Bakın bakın Türk bankacılık e, tabii, sisteminin tabii, ne kadar tabii. sağlam temellere dayandığını ya, IMF'si de söylüyor bütün uluslararası derece, kredi derecelendirme kuruluşları da söylüyor. Bunu benden daha Bu dediğiniz, da bu, bu, daha iyi dediğiniz bu dediğiniz doğru sağdan temeller ama e, ben o o zaman diyorum, ne batıyor? ama ben de diyorum ki kur farkından dolayı o kadar dövizi değerlediği zaman bankalar zararlı çıkıyor. Yani kur farkı kadar zarar yazacaktı. Peki sayın Bakanım, faizlerin düşürülmesi, üretim ekonomisine geçme kararı alınması yanlış e, mı? Faiz ama? düşürmedi ki. Yanlış bir şey mi? Hayır hayır. Şimdi ben söylüyorum. Sayın Cumhurbaşkanı'na birisi düşmedi. hesap versin. Faiz düşmedi peki ki. Peki düşmedi Sayın Bakanım. Üretim ekonomisine geçeceğim. Sıcak paraya dayalı o, ekonomiden o, çıkacağım. O hükümetin düşürdüğü faizle alakası yok. Peki o zaman şunun cevabını verin. Yok alakası Bu hükümetin sıcak paradan sıcak paraya dayalı ekonomi modelinden üretim ekonomisine geçme kararı alması kötü bir şey mi? Öyle bir karar almasına gerek yok. zaten öyleyiz. Ya kötü bir şey mi? Ya ben bir şey söyleyeyim bakın. Bu Türkiye'de iki tane şey yapılıyor ve herkes bakıyor. Ben siyasete girdiğim günden sonra çırpınıyorum. Kimse bunu dilemiyor. Bir, efendim yabancı para gelecek, yatırımcı gelecek. Gelmez. Gelecek olan yatırımcı biz karar aldık diye değil. Mesela X arabası vardı bir zamanlar. En büyük askeri gücün de arkasında olduğu üretiyorlardı. Adamlar burada pazar edin diler. Gelip dediler ki arabayı burada biz üreteceğiz. Hisseleri aldılar. Şu anda Türkiye'de yatırımcı onlar. Yani iş kurmuş. Ford yer açmış, kurucu o. Ama birisini biz, bizim o hani yatırımcı gelecektikleri hep borsada oynasın, daha çok da devlet tahvili alsın. 2002'den itibaren, yani AK Parti iktidarından itibaren, Eskiden devlet doğrudan borçlanırdı. Böyle bir şeye ihtiyacı yoktu. O kalktı aradan bankalar boşlandı, Bankalar Türk lirasına çevirip devlete dahil ediler. Şimdi şu anda indirildi denen faizin neyle alakası var? Yüzde %14 14'e indi değil mi? Ben yüzde 15 üzerinden hesap ediyorum. Daha 14 yeni uygulanıyor. Yüzde %15 15'e indiği zaman faiz. Bankalar yüzde %15 15'e alıyorlar Merkez Bankası'ndan bu parayı. Ne yapıyor? Dönüyor. Devlet tahvilini yüzde 22'den alıyor. O zaman devlete sattığı tahvil kağıdı niye yüzde 14, 15'e göre? Bu sistem... E peki o zaman TÜSİAD niye faiz arttırın diyor? Madem TÜSİAD öyle ne yaptı biliyor musun? Burada iş bir şey dedi. Ne arttırın? yaptı biliyor musun? Ahmet Bey. Ne yaptı biliyor musunuz? Ya TÜSİAD TÜSİAD Sayın Bakanım hakikaten olacağını gördü. Ben burada adım gibi söylüyorum. Operasyon olacağını gördü. E, pazartesi günü açıklama yaptı. ve bir gün diyecek ki bak biz haklıydık. Bizim dediğinize. Ya ben bir Peki şey... TÜSİAD'ın dediği mi oldu? Hükümetin dediği mi oldu? Hayır. Şu anda piyasanın dediği oldu piyasada günü gelince dönecek. Ben diyorum ki size bakın. Esas onun üzerinde bir gün gelecek tartışacağız burada. Sayın Bakanım iyi düşünelim ilan edelim. iyi olsun. Ocak'ta Şubat'ta kötü olacak deyip bu milletin canını daha fazla... Kötü olacak demiyorum. Bugün olsun Anlatamıyorum ıı, ya. sıkmayalım. Yani. Biz bakın böyle lafa girip böyle yorum yapınca hakikaten kötü adam oluyoruz. Estağfurullah ama... Ne kötü adam olalım can. Yok, biz Türkiye'yi herhalde seviyoruz. Hayır kardeşim etmiş biz de insansınız. vatanımızı yani, seviyoruz. Bak, ben biraz evvel ne dedim? iktidar ve muhalefetin bu krizdir. Kriz olmadı kimse reddetmesin. Hem de döviz krizidir. Bir araya gelip mutabakat sağlasınlar. Siz kötü adam olamazsınız. Yani, Siz programın kadir savunusunuz. Ee, kötü adam rolü sizde değil diyorum. Siz kadir savunusunuz. Yani ben yalnız e, Hemen, değilsin. hemen bizi şeye götürüyorum. Kötü, kötü adam Zeki, Çetin olabilir. Ha, ama, <laughs> şey, Özatay. Bak, bak, <laughs> Zafer Bey çetin. başlarken Zeki Bey'le Masum Bey'e soracağız. Sanki ben burada muhalefetin... Ya e, İstanbul'a sayın hayır, bakanım. Biz doğrunun taraftarıyız. Bakın diyorum ki kim böyle demiş filan hiç önemli Ama değil. Ama sayın bakanım ben size şunu sordum. değil mi? ya üretim ekonomisine geçmek kötü bir şey Onun mi? Üretim ekonomisindeyiz faizleri, zaten. Faizleri ya, düşürmek bakın, kötü bir yapmayın. şey mi? Ya, ben siyaset yapsam inan bana Sayın inanılmaz Bakanım. şey yaparım. Derim ki orta vadeli programınız neydi? Üretim ekonomisi değil miydi? İhracat ekonomisi değil miydi? E zaten Yapma. Benim zaten adını, üzüldüğümle, biliyor musun? E, benim, o... üzüldüğümle biliyor musun? Benim üzüldüğüm ne biliyor musun? Masum Bu hocamı biraz daha kıtsırsan benim söylediklerimi Cumhur, söylerim. Cumhurbaşkanına her kim etrafında ona hata yaptırmak istiyorsa esas arıyorsanız düşman onlardır diyorum. Üretim ekonomisindeydik. Eğer değilsek o zaman biz. AKP iktidarı 19 yıldır hiç üretimle uğraşmamış diyoruz. Suçluyoruz o zaman. Olur mu ya? Haksızlık yapıyoruz. Yani tenkit etsek bile eğer yol yapmışsa üretimdir. En azından o üretim boyunca 10 bin kişiyi çalıştırmış bakın. Ama biz bunu çıkıp kendimiz iktidar olarak yeni geçeceğiz dediğimiz zaman kendimizi inkar ediyoruz ya. Yani bu, 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 bu da neden oluyor biliyor musunuz? AK Parti adına konuşması gerekenler Konuşmadığı için oluyor. Sorarlar ona. Yani bugüne kadar ihracatı dışlamış mıydı e, Akbar? Masum.